Arkadaşlar, her balkonda olması gereken harika bir kokulu çiçek, Yasemin. Her yeri sardı. Çelikten aldım ben bunu. Çelikten yetiştirdim. Kökü de buradan. Buradan başladı uzamaya. Bu şekilde balkonun her tarafını 2 sene içerisinde sardı. Muhteşem bir kokusu var. Balkonun kapısını her açtığımda kokusu içeriye gidiyor. Şurada da açmış. Burada da tomurcukları var. Her yeri sardı. Ben kokusuz çiçeksiz, daha doğrusu kokulu çiçek olmadan yapamam. Yapamam. Balkona her geldiğimde mis gibi kokacak balkon. O yüzden Yasemin, kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Balkonun keyfini kat be kat çıkartacaktır. Benim başka kokulu çiçeklerim de var, bakın. Bunlar da Melisa. Bunlar da Melisalarım. Her tarafa Melisa diktim. Bunların hepsi çelikten yetiştirilme. Ağustos'un başı gibi bunlar açmaya başlayacak. Bunları zaten çekeceğim sizlere. Yasemin, Melisa. Yani öyle bir şey yaptım, öyle bir sistem yaptım ki bahar aylarında bu Yasemin başlıyor kokmaya. Balkon mis gibi kokmaya başlıyor. Ondan sonra yazın sonuna doğru bunlar geçmeye başlarken bu melisalar açıyor. Böylece yazdan, daha doğrusu bahardan sonbahara kadar balkonum her dem kokacak. Mis gibi kokacak. Melisayı biliyorsunuz zaten, geceleri kokar, akşamları kokar. Ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Alın çayınızı, çıkın balkona. Bunlar açtığı zaman oturun, bu çiçeklerin kokusuna bayılacaksınız ya. Bayılacaksınız. Zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. Bunları göstermek istedim size. Kısa bir video çekmek istedim. Bunları da sardunyalarımız. Yani bu şekilde balkonunuzun muhteşem kokmasını sağlayabilirsiniz. Kesinlikle olmazsa olmaz Yasemin arkadaşlar. Çiçekleri burada devamlı çiçekleniyor. Bu aslında bahçe toprağında falan olsa çok daha güzel olacak ama ben bahçe toprağına dikmedim. Torfa diktim. Torf da bu kadar oldu. Yine de beni kesiyor arkadaşlar. Çünkü bahardan itibaren de devamlaşmaya başladı. Bayağı da bir çiçekleniyor. Ondan sonra melisalar da yazın sonuna doğru açmaya başlayacak. Burası bir koku cennetine dönüşecek. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdilik bu kadar.